Ya bir iş için Bursa'ya gittim. Gitmişken Necati Hoca'yı aradım. Necati abi mi? Necati abi. Ne biliyor ki? Ne anlattı sana Fırat? Ne dedi? Ne biliyorsun söylesene. Tamam. Kötü bir şey mi? Tamam, ha? Tamam. Dinle beni Narin, tamam. Ne olur. Çok yıllar önce bir kaza geçirmiş ailen. Cezaevine gittiğimde Necati Hoca söyledi bana. Gerçekten bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ne olur, kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi olmuş? Ne olur? Kötü bir şey mi olmuş? Valla çok garip bir şey oldu abi. Yıllar sonra tekrar Narin'le karşılaştım. Sahi mi? Nasıl Narin? İyi, gayet iyi. Ben tutuklandıktan bir iki gün sonra sırra kadem basmış. Ben de merak ediyorum. Anlat bakalım oğlum. Çok iyi. İstanbul'da yaşıyor. Avukat olmuş. Aferin benim kızıma. Gördün mü aslanım neler becermiş. Bir gün getiririm seni ziyarete. Gel senin çıkmana da bir şey kalmadı. Birlikte gideriz. Sürpriz olur ona da. Fırat. Ailesinin başına geleni biliyor mu? Ne oldu ki ailesine? Soba zehirlenmesi. Narin kasabadan gittikten yaklaşık bir sene sonra bir fırtına kopuyor. Bir lodos. Baca tepiyor. Uykularında Hakk'ın rahmetine kavuşuyorlar. Cesetleri de sabah Erdoğan buluyor. Bütün ailesi mi hepsine? Yok. Mehmet'le anası. Şadi ortada yok. O günden sonra ne ölüsü bulunuyor ne dirisi. Moskov Recep daha önce gitmişti biliyorsun. Yazık. Tarumar oldu garibanlar. Allah bilmiyor herhalde. Yastığından ayrıldığından beri bir daha hiç uğramamış oraya. Geçmişi silmiş adeta. Nasıl da öleceğiz sobadan mı Zeynep? Annemle Mehmet. Uyuyorlarmış. Annemle Mehmet. Başın sağ olsun. Ay, anne. Annemle Mehmet. Şadiye, Şadiye'ye bir şey olmuş mu? Şadiye de mi? Hayır, Şadiye'ye bir şey olmamış. Nerede olduğunu bilmiyorlar. Annemle Mehmet. Kadın Recep'le gittikten sonra oğlunu telefonla aramaya devam etmiş. Çok özlüyormuş onu. Ama çocuk konuşmuyormuş onunla. Böyle tatlı sözler söylüyormuş. Zamanla zor bela iki çift laf etmeye ikna etmiş oğlunu. Bak sen şu Allah'ın işini ki. Bir gün telefonla aradığında çocuk ağlayarak Hatice teyzeler öldü demiş. Hepsi öldü. Bütün evcek öldüler. Bunlar apar topar cenazeye gitmişler tabii. Adam ailesini toprağa verirken bu mezarlığa fazla yanaşmamış. Uzakta durmuş. Kasabalı tepkiliymiş çünkü kadına. Sonra işte tam o anda Ümmühan bir mezarlığın dibine sinmiş. Böyle kendi halinde, tanınmaz halde ağlayan bir genç kız görmüş. Evin kızını. Hemen yanına gitmiş, koşmuş, sarılmış ona. Kız sayıklayıp duruyormuş, deli gibiymiş. Üstü başı perişan. Ben öldürdüm onları diye mırıldanıyormuş. Ben öldürdüm onları. Sonra da kaçmış gitmiş. Narin. Narin kendi ailesini mi öldürmüş? Sahtekara bakar mısın sen? Kendi ailesini araştırıyor bir de sözüm ona. Yok izlerini bulamıyorlarmış. Yok oraya gitmeye kendi gücü yetmiyormuş. Ben biliyordum bu kızdan bir pislik çıkacağını da bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Müthişsin. Tebrik ederim.
Yani açıkçası bu bilgiler pek işimize yaramaz. Kızı içeri tıktıracaksak daha somut deliller lazım. Evet ama en azından tutunacak büyük bir bilgi var elimizde. Öyle değil mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.